DVB-T uyumlu televizyon alıcısı olan izleyicilerimiz artık uydu alıcısına gerek kalmadan sıradan televizyon antenleriyle tüm Kuzey Kıbrıs televizyon yayınlarını izleyebilecekler. Doğu bölgesindeki izleyicilerimiz DVB-T uyumlu televizyonlarını 25. kanala, Batı bölgesindeki izleyicilerimiz ise 41. kanala ayarlayıp kanal araması yaptırmalıdır. Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Kıbrıs TV ekranlarına, yeni bir gündemden notlara. Evet, gündemin öne çıkan konusu tabii ki Kıbrıs meselesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor ve bunu tabii yakından takip eden gazeteci Esra Aygın bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Evet, tabii biraz da iç içe olunca bu sürecin içerisinde herhalde daha farklı açılardan da bakmak mümkündür. Genel bir soruyla başlamak istiyorum. Ben tabii detaylandıracağız çeşitli açıklamalara ilişkin yorumlarınızı alacağız. Aynı zamanda güneydeki basını da yakından takip ediyorsunuz siz. Bu 1950'lere bir yerde geri dönüp bakmak. Evet. Bir anda nereden çıktı dedirtti. Evet. Neler söyleyeceksiniz buna ilişkin? Ve bu komitedeyken de gündeme gelmedi, Rum Meclisi'nde gündeme çıkmadan önce. Hı hı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii yani bu kararın birkaç sıkıntısı var. Birincisi aşırı sağ bir partinin getirdiği bir öneri bu. Avrupa'daki meclis süreçlerini izlediğimizde genelde işte Avrupa Birliği ülkelerinde aşırı sağ parti, meclisteki aşırı sağ parti herhangi bir öneriyle geldiğinde bu öneri hani mantıklı bir öneri olsa bile genelde diğer sağ partiler meclis içerisindeki sırf aşırı sağdan geldiği için hani bunu ya farklı şekillerde daha sonra kendileri gündeme getirir. Ya da karşı çıkarlar. Yani Avrupa'da meclis içerisinde bu sağ partilerin marjinalleştirildiğini ve hani fırsat verilmediğini görebiliyoruz. Kıbrıs'ta özellikle böyle hassas bir süreçte çözüm müzakereleri devam ederken aşırı sağ Elam gibi aşırı sağ bir partinin getirdiği bir önerinin ve sürece bu kadar zarar vereceği çok açık belli olan bir önerinin arkasından sürüklenilmesi, DC'den bahsediyorum. Çok üzüntü verici artı endişe verici. Şunu da söylemek lazım. Şimdi Enosis aslında Kıbrıs'ta bugün var olan bütün sorunların temelini oluşturan, ortaya çıkmasına neden olan, yıllar boyunca, 10 yıllardır yaşadığımız bütün işte acıların, savaşların, çatışmaların temelinde yatan fikir. Dönüp bakabilirsiniz, evet hatırlayabilirsiniz, hatırlamanız da lazım, yüzleşmeniz de lazım. Ama bu nasıl olur? Köklü bir eğitim reformuna gidersiniz, eğitim sisteminizi kökten değiştirirsiniz ve adanın bugünkü acı durumunun neden olan, içinde bulunduğumuz duruma neden olan bütün geçmiş acıları, hataları o şekilde olduğu gibi ve hata olarak çocuklara anlatırsınız. Bakın bunlar yaşandı tarihimizde. Çeşitli yönlerinden bakılarak. Tabii yani bunlar yaşandı ve bunların yapılması lazım tarih derslerinde. Aslında yapılması gereken budur. Nasıl Almanya bugün Nazi dönemini saklamıyor ya da örtbas etmiyor.
etmiyor ama tarih dersinde çocuklara böyle bir geçmişimiz var bizim ve bu Almanya adına büyük bir hataydı ve utanç verici bir şeydi ve bundan sonra böyle şeylere fırsat verilmemesi için şunların yapılması gerekiyor. Hani böyle bir eğitim reformuna gidersiniz ve geçmişle bu şekilde yüzleşip çocuklara da bu şekilde bir temel verirsiniz ama Elam'ın teklif ettiği böyle bir işte Enosis plebisitini onurlandırmak, işte kutlamak ya da adına ne derseniz deyin, anımsama etkinliği düzenlemek gibi bir öneri gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bir diğer kötü tarafı bunun, olumsuz tarafı, çok uzattım kusura bakmayın. Bize hep ne deniyor? Hani Kıbrıs Türk tarafı işte Elam gibi aşırı sağ bir oluşum meclise girebiliyor ve bu bizde endişe yaratıyor dediğinde Kıbrıs Türk tarafı hep ne denirdi? Marjinaldirler, işte %3'ü geçmez, evet. Oy oranları, işte kimse onları zaten takmıyor. Ama şimdi görüyoruz ki ciddi bir etki. Evet, çoğunluğun sessizliği, korkaklığı, pasifliği yüzünden veya ikili oynaması veya küçük politik çıkarları daha büyük resmin önünde tutması yüzünden bu marjinal dedikleri, aldırış etmeyin, korkmayın, endişelenmeyin dedikleri partinin gündemi belirleyebildiğini, evet, ve istediğini yapabildiğini görüyoruz ki bu bence daha genel ve daha korkunç bir yine tablo. Tarihi ve geleceği etkileyen, evet, durumunda ve konumunda, evet, oluyor. Şimdi 56 sandalyeli meclisten 19 oyla, evet, geçti bu tasarı. Bu da ilginç. Tam bilmiyoruz veya bu yeter çoğunluğu almıştır mutlaka ama, evet, bu da ilginç bir detay. 18 bunu, red, evet, 19 kabul. Evet. Bunu da açarsak eğer niye çoğun 56 sandalye, 19 kabul, 18 reddle, evet, bu ne anlam teşkil eder? DC çünkü geri durdu. Geri durmasının nedeni de hani Rum tarafında işte DC içerisinde bazı kaynaklarımla görüştüğümde şunu söylüyorlar aslında. DC kendisini büyük bir utançtan korumak için oylamaya katılmadı. Çünkü söylenen şu, partinin yarısı, yani meclis içerisindeki DC milletvekillerinin yarısı bunu desteklerken yarısı reddetti. Şimdi biliyorsunuz DC içerisinde iki kamp var. Bir işte o kökleri EOKB'ye dayanan daha milliyetçi bir kesim var. Bir de daha pragmatik, işte Kleridis ve Anastasiadis ekolünden olan çözüm yanlısı bir kamp var. Ve bunların ayrıştığı bir öneri olmuş bu. Ve deniyor ki DC içerisinde, biz eğer parti olarak evet destekliyoruz kararı alsak da, hayır desteklemiyoruz kararı alsak da parti ikiye bölünecekti ve bu bizim için büyük bir utanç kaynağı olacaktı. O yüzden biz hani oylamaya katılmama kararı aldık. Şimdi tabii yani bu açıklama da herhangi bir bahane değil. Birincisi, komitede DC'nin bunu desteklediğini biliyoruz. Evet. Üç üyesiyle komitedeydi DC ve destekledi bu öneriyi meclis genel kuruluna gelmeden önce. İkincisi, bu kadar müzakere sürecine ateş atacağı belli olan bir kararda bir partinin bölünmek pahasına da olsa, iç siyasi sorunlar yaşamak pahasına da olsa net bir duruş sergilemesi gerekirdi. Yani hani net bir bağlantımız olacak. Tabii. Sözünüzü kestik. Cumhurbaşkanı Akıncı bugün mecliste olmayan siyasi partileri bilgilendirdi. Kısa açıklamaları olacak şimdi. Onu getirelim ekranlarınıza. Bunların halledilmesi lazım. Ve son bu Enosis'in okullarda kullanması meselesi de üzerine buz biber ekti. Evet. Bunun aşılmasına çalışılıyor. Biz Birleşik Kıbrıs Partisi olarak soğukkanlı olunması, sağduyulu davranılması gerektiğine inanıyoruz. Evet, bir süre zorluk önümüzde duruyor. Fakat bu görüşme sürecinin de devam etmesi gerekmektedir. Görüşme sürecinin şimdi bu karardan sonra hibe edilmesi, boşa harcanması, bugüne kadar ortaya koyan emeklerin birden yok olması ancak
çözüm istemeyenleri, statükocuları, barış düşmanlarını, barış karşıtlarını sevindirir. Onun için doğru olan bu görüşme sürecinin devamıdır. Cenevre'de düşünülen konferansın yapılmasıdır ve en kısa süre içerisinde bu zorlukların aşılarak Kıbrıs sorununun kalıcı bir çözüme ulaşılmasıdır. Birleşik Kıbrıs Partisi olarak biz buna inanırız. Bunun olması gerektiğini de ifade ettik. Umarım bu sorun aşılır ve görüşmeler kaldığı yerden devam eder ve en erken zamanda sonuçlanır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kolay gelsin. Evet. Sayın Başkan buyurun. Meclise temsil edilmeyen parti. Bana mı söylesin? Evet. Buyurun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aldık. Tabii mecliste evet. temsil edilmeyen partileri çağırdı. Biz Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak buradayız. Hı. Tabii Cumhurbaşkanı ile ilgili bir konu değil ama şaka da yaparak söylüyorum. Ben Tayland Meclisi'nden gelmedim. Onu hemen söyleyeyim. Kakateci bildiğim kadarıyla burası 2017 yılındayız. Sayın Başkanım bana söylemesiniz ama ben yazmadım yani. Hayır ben de onu söylemiyorum. Yani ben dediğim gibi Tayland Meclisi'nden gelmedim. Kakateci Meclisi'ndeyim ama bir kere şunu hemen söyleyeyim. Şu anda Kakateci Meclisi'nde son yapılan yasa, bu transferleri önlemek için olan yasaydı, onu söyleyeyim özellikle. Anayasaya aykırı tabii ki yasa. Evet. Bu kez de ortaya çıktı. Çünkü anayasanın 70. maddesi herkesin herhangi bir kişi partisinden istifa edebilir veya bir partiye üye olma hakkı onun anayasal hakkıdır. Biz bunu yasalarla önleyemeyiz. Bir kere bu yasayı bizim değiştirmemiz lazım. Zaten yasa amacına da ulaşmadı. Transferleri engellemedi. Biliyorsunuz 4 bağımsız milletvekili şu anda azınlık hükümetini destekliyor. Evet. Onu oradan söyleyeyim. İkincisi, öğrendiğim bilgilerin bazıları beni rahatsız etti. Şu anlamda söyleyeyim. Yeni bir vatandaşlık yasasına Sayın Cumhurbaşkanımız karşı değil. Ama öğreniyorum ki bugün şu anda hükümet, Ulusal Birlik Partisi hükümeti hakkı olanı değil, böyle burada 20 yıl burada kalanı değil, burada doğan insanları değil, anladığım kadarıyla 735 kişiyi gelişi güzel vatandaş yapıyor. Hiçbir şekilde bilgilendirmiyor. Kimsenin bundan haberi yok. Ve yasalara aykırı olarak da bunları uygulamaya getiriyor. Herkes bundan rahatsız. Cumhurbaşkanı'nın da bilgi alamadığını da görüyorum bundan, bu süreçle ilgili. Vatandaşlık yasası niye önümüze gelmiyor onu da bilmiyorum şu anda. Ama belli ki bu hükümet gelişi güzel 735 kişiyi vatandaş yapmış şu anda ve kimsenin bundan haberi yok. Önümüze dediğim gibi yeni vatandaşlık yasası da gelmiyor. Tabii Kıbrıs konusundaki genel değerlendirme ve süreci gördük. Biz federal bir anlaşmanın, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak federal bir anlaşmanın yanayız. Tabii adil ve eşit bir anlaşma olmasını istiyoruz özellikle. Sayın Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili mücadelesini görüyoruz. O süreci ilerletmeye çalıştığını görüyoruz ama görüyorum ki orada da Kıbrıs Rum kesiminde 2018'de gelecek seçimlerle ilgili propaganda süreci başladı. Evet. O da işte gördüğünüz kadarıyla işte enosis cümleleri çıkıyor. Daha da sertleşecek belki bundan sonra ve bu süreci biraz daha zora sokacağını görüyorum. Bizden kaynaklanan bir tutum yoktur ortada. Biz kimsenin azınlığı olmayacağız. Bunu hemen bilecek herkes. Kıbrıs Rumların da azınlığı olmayacağız. Ve onların anlaşmanın yapılabileceği koşulları bozabilecek hareketlerini de kabul etmeyeceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı adımları ve tavrı destekliyoruz. Ama doğru bir cümlesine özellikle vurgu yapmak isterim. Halk iradesi dışarıda dediydi. Yine bu hükümete yönelik söylediydi. Ve halk iradesi de evet dışarıdadır. Evet bizleriz o halk iradesi de. Ve o anlamda buradayız da. Bu yapı, bu meclis aritmetiği artık tamam değildir. Ve bu yapının da değişmesi lazımdır. O yüzden ben de Cumhurbaşkanı'nın bu halk iradesi dışarıdadır vizyonunu destekliyorum.
ve bu anlamda da doğru cümleler kullandığını düşünüyorum. Ama aldığımız bilgi bu anlamda bizi tatminkar etmiştir, memnun etti. Bilmediğimiz şeyler değildi, takip ettiğimiz şeylerdi ama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan doğrudan duymak bunları bizi de memnun etti. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Kolay gelsin. Evet. Tarihte kaderde böyle bir kare de varmış. Selamlar. Belki de bir başlangıçtı Sayın Gönül. Bilemeyiz tabii ki. Az önce arkadaşlar. Oh my God. Evet, son derece yararlı bir bilgilendirme toplantısı oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün Cumhurbaşkanlığı ve müzakere heyetine bunun için çok teşekkür ediyoruz. Halkın Partisi olarak 2016 yılı sonu çözüm hedefinde dahi belli bir samimiyetsizliğin, belli karşı taraf tarafından sergilenen belli bir samimiyetsizliğin takipçisi olduğumuzu dile getirmiştik. Son gelişmeler de bunun artık iyice ayyuka çıktığının bir göstergesi aslında. 2018 Şubat'ının seçim dönemine yönelik çalışmalar biraz erken başladı Rum tarafında. Tabii şu anda oluşan bu kötü havayla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın da sergilediği bir kararlılık var. Özellikle yarın gerçekleştirilecek olan toplantı oldukça önem taşıyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu toplantıya katılıp buradaki durumu birebir gözlemleyeceğini dile getirdi. Evet. Bu sürecin takipçisi olacağız. Ancak bu müzakere görüşmelerinin bir şekilde böyle uzatılması, 2018 Şubat'ının sonrasına sarkılması, yeni bir atmosfer yaratılması konusunda biz biraz temkinliyiz. Daha ucu kapalı, daha bir takvime dayalı, daha sonuç alıcı bir yapının içerisinde olmayı diliyoruz. Bu süreç içerisinde de gördüğümüz yine her türlü yanlışlığı, doğruyu Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Sağ olun, çok sağ teşekkür ederim. Kolay gelsin sağ sizlere. Nasılsınız? Sağ olasın. Arkadaşlar. Evet. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızdan oldukça yararlı bilgiler elde edindik. İlk elden, ilk ağızdan bilgilere vakıf olabildik nihayet. Uzun süredir bu anı bekliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden bazı konuları öğrenebilmek ve kendisine bazı soruları sorabilmek açısından bu toplantı bizim için önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği bilgilerden biz öyle bir kanıya kapıldık ki aynı Sayın ikinci Cumhurbaşkanımızın dediği bir sözü söyleyeceğini düşündük. Ben artık daha ne yapayım? Dikili taşın orada kendimi asayım mı? Bu kadar uğraşmama rağmen, bu kadar gayretlerimize rağmen Rumlar ayak sürmeye devam ediyorlar şeklinde bir söz söyleyeceğini zannettim. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça özverili bir şekilde bu sürecin devamını sürdürmeye çalışıyor ama karşımızdaki muhataplarımızın geldikleri nokta oldukça önemli ve her şeyi belirgin hale getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız telefon konusunda dahi veya sınır kapıları konusunda dahi bir adım atmayan Rumların önemli konularda nasıl adım atacağını merak ettiğini ben o izlenimi elde ettim. Görünen o ki bu süreç şu anda kopmuş gözükmektedir. Sadece uzatmalar oynanıyor. Bu saatten sonra da herhangi bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Kıbrıs Türkleri olarak artık içe yönelik çalışmaları ve dikkatleri içe yönelik olarak sürdürmek zorundayız. Aksi takdirde zaman bizim aleyhimize gelişiyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, KSF'nin görüşünü de alalım. Belki kısa süreceğiz. Bir şey de hayır. Tamam arkadaşlar. Evet, öyle bir durum. Bugün Sayın Akıncı'nın yapmış olduğu bilgilendirmeden bir kere daha ikna oldum ki Kıbrıs'ta her iki toplum liderinin iyi niyetli çalışmalarına bağlı değil maalesef Kıbrıs sorunu. İngiliz-Amerikan emperyalizminin parmağı Kıbrıs'tan sökülüp atılmadan, emperyalizme karşı mücadele etmeden bu sorunun çözüleceği yok. Tanık oluyoruz ki günümüzde Yunan işçi sınıfı gerçekten ciddi bir sınıf mücadelesi içerisinde hareketlenmiş durumdadır. Türkiye işçi sınıfında da ciddi bir hareketlenme var. Bu hareketlenmelerin emperyalizme karşı yönelmesi halinde ve kuşkusuz Kıbrıs'ın her iki tarafında işçilerin, işçi sınıfının
kendi mücadelesine sahip çıkarak bu mücadeleyi Türkiye'deki ve Yunanistan'daki işçi kardeşleriyle birleştirmeleri halinde Kıbrıs'ta belki bir çözüme uzun vadede olsa ulaşabiliriz. Ama şu andaki görüşmelerle pek bir sonuç elde edileceği konusunda en küçük bir ümit dahi beslemiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Buyur abi, gel. Sosyal Demokrat Parti adına buradaydık ve Sayın Cumhurbaşkanım Ali Üncü, Sosyal Demokrat Parti MYK üyesiyim. Cumhurbaşkanımızın anlattığı üzere ve bizim de tahminlerimizin paralel şekilde yürüdüğü üzere bir yerde artık çözüm noktasında bir tıkanıklık yaşandığı ve Kıbrıs Rum tarafının aslında bir takım konularda geri adım attığı, anlaşılan ve uzlaşılan, sözde uzlaşılan konularda kağıda ve resmiyete döküldüğü zaman aslında uzlaşılmamış gibi duruldu. Ve esas önemli olan konunun enerji konusunda ise çözüm olsun veya olmasın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği üzere Türkiye ve özellikle İsrail tarafında bir takım anlaşmaların ve işbirliğinin olacağı, eğer çözüm olmazsa bu işbirliğinin devam edeceği ve gelişeceği noktasındadır. Çözüm olması durumunda Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olarak biz de bundan pay alabileceğimizi vurgulamıştır Sayın Cumhurbaşkanım. Dolayısıyla çözüme işbirliği noktasında da önem vermemiz gerektiğini, her iki toplum da bu noktada ne kadar çözüm konusunda vurgulayıcı ve destekleyici tavırlar sergilemesi gerektiğini söyledi. Biz de parti olarak özellikle enerji konusundaki işbirliğinin artması yönünde ve bunun çözüm sürecine bir katkı sağlayıcı unsur olması niteliğinde hemfikiriz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. YKP. Evet arkadaşlar. Kısaca söyleyelim. Bugünkü görüşme bilgi alışverişi önemlidir. Buna teşekkür ediyoruz. Ancak çok da fazla bilmediğimiz bir bilgi sunulmadı. Bir derli toplu olarak süreçle ilgili bize bir şeyler aktarıldı. Bu bilgi akışını sürmesini dilerik. Biz bu son dönemde özellikle bu Enosis tartışmasıyla başlayan kısımda bütün tarafların tam da samimiyetle olaya yaklaşmadığını düşünüyoruz. Tencerenin hangisinin dibinin daha kara olduğu kısmıyla ilgili hepsi kara muzadır. Halen daha şimdi şu an Mehter'in takımıyla fetih törenleri düzenlenen bir coğrafyada o yanda yapılanlara bu kadar tepki gösterilmesi samimi değildir. YKP olarak biz defalarca söylediğimiz gibi iki taraftaki de militarist bu tip milli ve şövenist törenlerin kaldırılması taraftarıyız. Bu noktada netiz. Taraflarda bu yönde adım atmaya çağırıyoruz. Görüşmeler bizim de bir süredir söylediğimiz gibi insanlar bize kızıyorlardı, umutsuzluk yarattı diye ama ilk sonbahardan beridir çökmüş durumdadır. Bununla ilgili olarak canlandırılmasıyla ilgili bir girişim var. Bu girişim çok fazla bir yere gitmediği anlaşılıyor. Derinde bir yerde sıkıntımız var. YKP olarak ısrarla söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Artık bütünlüklü çözümle bir yere varamayacaklar, yoktur böyle bir şey. O yüzden bir çerçeve anlaşmasıdır bulunması gereken, biz liderleri bir kez daha ve yeniden çerçeve anlaşması için yoğunlaşması, daha sonraki süreçle de ilgili iki toplumlu bütün tarafların katılacağı bir yapının ortaya çıkması, ki bu yapı daha sonra federal cumhuriyetin yapısı olur. Bu yönde ısrarcıyız. Bugünkü görüşmede bunu haklı olduğumuzu gösteriyor. Dört başlıkla ilgili, dört temel konuyla ilgili liderler bulsunlar bir çerçeve anlaşması. Çerçeve anlaşması üzerinden devam edelim. Artık bizim zaman kaybedecek zamanımız yok. Teşekkürler. Sağ olasın. Mersi. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sen çok umutlu konuşuyorsun. Eyvallah Mehmet.